yeşille mavinin harman olduğu bereketli toprakların adıdır Karadeniz. Tarihi geçmişi, kültürel birikimi ve doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Karadeniz'in ilk akla gelen şehirlerinden birisi de Giresun'dur. Adını kirazından, ününü fındığından alan Giresun'un cazibe merkezlerinden olan Espiye ise tarih, kültür ve tabiat turizminde marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Espiye demek, türkülere konu olmuş Gelevera deresi demektir. Yahut tarihi bir abide gibi duran Andos Kalesi'nden gün batımını izlemektir. Tarihi Zefre Limanı'nda kayıkla gezip balık tutmak, Espiye kent ormanına çıkıp Giresun'u temaşa etmektir. Bakın şair Berat Ünlü, Espiye'nin güzelliğini hangi dizelerle anlatmış? Muhteşem vedası güneşin güne, kızıl perde serer Karadeniz'e. Allah'ın bir lütfu yansırken yüze, İner Espiye'ye ebruli perde. Karadergaşlarım ferman yazdırır, bu ders beni diğer gezdirir. Tarihler 12 Şubat 2020. Gerçekten 2 metrelik, 1,5 metreye yakın karın bulunduğu, çocukluk yıllarımızı geçirdiğimiz yerler. Mutluluk, huzur dolu günler ve tarlalarda, bahçelerde kayardık naylonlar üzerinde. Ama bugün bu köyler çok modern evlere sahip. Kat kat evler var. Ama çocuk yok, insanlar yok. Hep büyük şehirlere göçüp gittiler. Ve buralar mısır tarlasıydı. İnsanlar mısırı ekip ekmek yapıyordu. Sapını büyük ve büyükbaş hayvanlarına yediriyorlardı. Taflan alafıydı. O taflan alafını kesip küçükbaş hayvanlara asıyorlardı. Alaflar vardı. Envai çeşit meyveler vardı. Ve geçmişi araştırıyoruz. Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde. Karadeniz uzun yıllardan sonra ilk kez karla kaplandı. Biz Karadeniz'in o güzel kar görüntülerini çekiyoruz. Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi bura. Neredeyse 1 metreden fazla kar var. Ve kış hayatı nasıldı buralarda? Geçmişte kış nasıl yaşanıyordu? İnsanlar oldukça mutluydu o dönemler. Huzur vardı, bereket vardı o dönem. O geçmişin kış hayatını araştırıyoruz. Kafkas cephesinde burada verilen mücadeleleri araştırıyor. O bembeyaz görüntülerini çekiyoruz. Dikmen Melikli, Bayramoğlu nahiyesinin merkezi, merkez camisi buradaydı. O çocukluk yıllarımda tek katlı ahşap bir cami vardı ve mübarek bir camiydi. Çünkü Türkiye, bu bölgenin birçok köyünden insanlar akın akın buraya dua etmeye gelirlerdi. Ve bu yollardan birçok insan gelip burada kerametler gördüklerini söylerlerdi. Evet, Dikmen Köyü. Tarihi Bayramoğlu nahiyesi, bugünkü Soğukpınar beldesi Dikmen mahallesinin tarihi caminin bulunduğu yerdeki modern cami.
Vakıf yeri olarak bilinirdi burası ve buradan geçerken derlerdi ki eve gelmeden ayaklarınızı silkin. Vakıf toprağını getirmeyin evimize, evimiz dağılır derlerdi. Ve buradaki medreseyi köyün ağasının dedesi söker, taşlarını evine götürür, ev yapar. Cami, mezarlık ve dedelerimin mezarının bulunduğu yer, okul okuduğum yer ve başka yer yokmuş gibi maalesef 1960'lı yıllarda okul buraya yapılır. Mezarlığın üzerine tuvaletini yapmışlardır okulun ve perişanlık o zaman başlamıştır ve köy bugün mürül ve sahipsiz haldedir. Çepnilerin gidişi heyecan, dönüşü hüzün olan yayla göçü çok önemli. Çepniler için bir sevdanın diğer adıdır yayla. Bir Karadenizli nerede olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın, yılda bir gün bile olsa yaylasına çıkar. Hal böyle olunca yayla, yaylacılık ve yaylaya göç başlı başına bir kültürü beraberinde taşımıştır. Karadeniz'de coğrafi mekan iki kelimeyle tanımlanır. Biri cenik, diğeri yayla. Kışın geçirildiği sahil kesimleri cenik ya da kışlak diye anılırken, 2000 metrenin fevkinde olan insan ve hayvanların yazın konakladığı yerler yayla ya da yaylak diye anılır. Gençlerimize yaylaları tanıtalım. Dağ çiçekleriyle bezeli, tarihi taş döşemeli yayla yollarda yürüyüp, taş oluklardan akan billur sulardan içsinler. Çıkıp yaylaya, dört yanı taş duvar, üzeri hartama kaplı, içinde yer ateşi, tereğinde ağaçtan yayuk, külek, sağrak ve çanak olan bir evde uyusunlar. Ağaç yayukta yapılmış dövme ayrandan içip tereyağından yesinler. Akıl Baba Dağı'na tırmanış yapıp Ağustos ayında yamacındaki karla serinlesinler. Gülistan'da trekking yapsınlar. Kurtbeli, Karaovacık, Kurtini, Yalakoba, Çakılı gezerek Çepnilerin yayla kültürünü unutmasınlar. Karadeniz'in eşsiz yaylalarında açan Vargit çiçeğinin hikayesini bilir misiniz? Güz vakti geldiğinde toprağın altında uyuyan Vargit çiçeği artık tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkması gerektiğini anlar. Ve Vargit çiçeğini gören insanoğlu da yayladaki zamanının dolduğunu ve yeni umutlara doğru yelken açması gerektiğini bilir. Yol uzun, menzil ırak. Gurbet elde yaşayanlar Sıla'ya hasret. Gençler Giresun sevdasıyla yanıp tutuşuyor. Yollar uzun, vuslat zor olsa da güzel Giresun'umuz bizi bekliyor. Okulumuz her gün odunla beraber gelip bıraktığım ve ilk okula başladığım yer. Birinci sınıfta bir gün okuyup ikiye geçirildiğim, okur yazar olduğum için okula geç başladığımdan dolayı ikiye geçirildiğim ve ikinci sınıftan başladığım okul. Her gün elimizde odunla beraber gelip eğitimimizi tamamladığımız ve okuduğumuz okul. Mezarlık üzerine yapılmıştı bu okulun tuvaleti ve maalesef tarihi mezarlık üzerindeki okul ve tuvalet bugün mürür halde ve çok önemli bir bölgeydi ve başka yer yokmuş gibi Türkiye'de maalesef birçok mezarlık üzerine okullar ve kamu binaları yapıldı. Onun en acı örneği de 550 yıllık arşiv belgelerinde Tarihi Bayramoğlu Nahiyesi olarak bilinen
Dikmen Köyü'nün okulu ve bugün çocuk sesine hasret buralar. En iyi evlerinden birisi buraların ve dolma ağaçla kaplı, üstü hartama, içerisi dizme, etraf duvarlar ve taş toprak dolma ve o evler artık yok. Beton evler var şimdi. Geniş geniş evler yoktu, kat kat evler yoktu. Tek katlı, bazen altı ahır iki katlı evler, üstü toprak damlı kömevleri, bazıları da hartama, taş dolmalı evler. İçerisinde tavan, dizme, ocaklık olan evler ve o evlerde mutlu insanlar vardı. Nasıl gidiyor? Geçmişte bu kara kışa okula giderdik. Şemsiye ne gezer? Hele başımızdaki kavuklar, sırtımızdaki kalın kabanlar. Değil, nasıl yapardık? Naylon poşet geçirdik, kafamızda geçirdik. Naylon poşet değil mi? Evet. Onu da bulmak ne mümkün? Ne mümkün, ne mümkün. Gübre torbasından çanta yapardık. Çanta yapardık. Evet. Ve öğle yemeği yemezdik. Garada. Hatta elimize koca bir odun alır ve odunla okula giderdik. Çünkü odunsu geldi mi zaten bir de dayak yedik okuldan. Öyle mi? Okula. Niye odunla giderdik? Okula soba ısıtmak için. Ama bir buçuk metre uzunluğundaydı değil mi? Tabii canım. Bir tarafta naylon torba çantadan yapılmış okul çantası. Yırtık lastikler, yırtık yün çorapları ve bir iki yamalı önlük, siyah önlük değil mi? Aynen öyle. Yakalık, o beyaz yakalık. Kirden ne olurdu? Simsiyah olurdu değil mi? Beyaz siyah lastikler. Evet. Evet, o günler. Yollar da yol değildi zaten, yol böyle yol neredeydi? Evet. Daha karşı örnek yol belli. Evet, doğru değil mi? Hadi yolumuz. Vay vay. Bozdüzü burası. Evet, kar fındık bahçelerini adeta kaplamış durumda. Ve müthiş bir manzara. Ve biz çocukluk yıllarımızı, geçmişi yaşıyoruz. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. 12 Şubat 2020 ve biz Kızılkaya Maden Dağları'nın bu güzel görüntülerini çekmeye için yola çıktık. Saatlerdir yürüyoruz ama yol bitti çünkü kar 2 metreye yaklaştı ve devam edemedik. En azından o güzellik, muhteşem manzarayı buradan sizlerin bilgilerine sunmak istedik. Saatlerdir yürüyoruz ama yol bitti çünkü kar 2 metreye yaklaştı ve devam edemedik. En azından o güzellik, muhteşem manzarayı buradan sizlerin bilgilerine sunmak istedik. İsterseniz Kızılkaya Maden Dağları'nın o güzel görüntüleriyle önce sizleri baş başa bırakalım. Thank you.
Soğukpınar'ın başlıca geçim kaynakları fındık, hayvancılık ve arıcılıktır. Bunların dışında inşaat sektöründeki teknik iş gücü de Soğukpınar'ın geçim kaynakları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Soğukpınar'dan gurbete ilk göç 1960'lı yıllarda başlamıştır. İstanbul'un Zeytinburnu, Pendik ilçeleri, Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ilçeleri ve Bursa'nın Emek Mahallesi'ne çok sayıda göç olmuştur. Bulundukları bölgelerde dernekler kurarak gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışan Soğukpınarlılar her yıl memleketlerine giderek hasret giderirler. Fındık toplama vakti geldiğinde gurbettekilerin de gelmesiyle bahçeler şenlenir. Tüm Giresunlular gibi Soğukpınarlılar için de fındık hayat demektir. Fındığı yetiştirmek, bakıp büyütmek, toplayıp harmanı almak için çok büyük çabalar sarf edilir. Tatlı bir telaş başlar. İmece usulüyle toplanan fındık modern makinelerle harmanlanıp kurutulur. Türkülere, manilere konu olan fındık bölgenin en önemli geçim kaynağıdır. Bir dünya markası olan Giresun fındığının tüm çeşitleri Soğukpınar beldesinde yetişir. Tombul, sivri, palas, badem ve kuş fındığı adlarıyla yetiştirilen fındık birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bölgemizde önemli bir yere sahip olan Yomra fındığı ilk olarak 80'li yıllarda Trabzon'un Yomra ilçesinde imamlık yapan Mahmut Sarıkaya tarafından Soğukpınar beldesine getirilmiştir. Bu fındık, belde iklimine uyum sağladığı için halkımız fındığa büyük talep göstermiş, kamuoyunda Giresun Soğukpınar fındığı olarak ün yapmıştır. Don olaylarına karşı dayanıklı olması, kök yapısının çabuk büyümesi, dikiminden kısa süre sonra ürün vermesi ve yıllık randımanın yüksek olması Soğukpınar fındığına olan ilgiyi arttırmıştır. Kaşlarım ferman yazdırır, bu ders beni diğer gezdirir. Lokman kim gelse yaramazdırır, yaramı sarmaya dost kendi gelsin. Yaramı sarmaya dost kendi gelsin. Havanın gürültüsü vurdu başıma. Kardeş hayali geçti karşıma. Kardeş hayali geçti karşıma. Ayma çiçek açmış basma başına. Sürmeler çekme kudret kaşına. Beni aldatırsan doyma yaşına.